Bu video çalışmamızda, Microsoft Word'de otomatik kaynakça oluşturmanın nasıl yapıldığını anlatacağız. Örnek çalışma dosyamıza göre, bu şekilde bir Word içeriğimiz var. Anlatımda yararlanılan, kaynak kitapları, başvuruları gösteren bir kaynakça listesini paragrafın sonunda listeleyeceğiz. Word dokümanımızda, kaynak ekleyeceğimiz cümlenin sonuna, mouse ile gelerek tıklayalım. Microsoft Word'ün üst menüsünde yer alan, Başvurular menüsüne tıklayalım. Açılan alt ekrandan, Alıntı ekle yazısına ve sonrasında Yeni kaynak ekle seçeneğine tıklayalım. Referansın nereden alındığını, Kaynak türü bölümünden belirtelim. Burada çeşitli kaynak türleri bulunmaktadır. Örneğin ben, ilk başvuru verimin kitaptan olduğunu düşünerek bu kaynak türünü seçiyorum. Kaynak bilgi aldığım kitap ile ilgili gerekli bilgileri, bu ekrana giriyorum. Tamam butonuna basarak bu ekrandan çıkıyorum. Başvuru bilgim içeriye eklenmiş oldu. Alıntıyı ve kaynağı tekrar düzenlemek isterseniz, hemen yanındaki ok simgesine tıklayıp ilgili düzenleme ekrana ulaşabilirsiniz. Aynı yolu takip ederek, ikinci bir kaynak türü olarak web sitesi türünü seçelim. Yine istenilen gerekli bilgileri, başvuru içeriğine göre gerekli alanlara girerek tamam butonuna basalım. Tarih girmediğim için, başvuru kısmında bu verinin gözükmesini istemiyorum. Ok simgesine tıklayıp, alıntıyı düzenle seçeneğine tıklıyorum ve yıl seçeneğini işaretleyerek göstermemesini istiyorum. Eksik olan girmediğiniz verilerin gözükmemesini, bu şekilde kaldırabilirsiniz. Aynı kaynağı başka bir cümlede göstermek isterseniz, tekrar veri girmenize gerek yoktur. Alıntıyı ekleyeceğiniz cümle sonuna tıklayın ve alıntı ekle menüsünden, daha önceki kayıtlı alıntılarınızdan tekrar eklenecek başvuruya tıklamanız yeterlidir. Eklediğiniz kaynakları, metin olarak değil de, rakamsal olarak da gösterebilirsiniz. Bunun için, herhangi bir kaynak verisine tıklayın ve APA yazan stil bölümünü, ISO sayısal olarak değiştirin. Eklenen başvurular, sırasıyla sayısal olarak listelenmektedir. İçeriğimize başvuru eklememiz bittiyse, yazının altına kaynaklarımızı listeleyelim. Başvurular menüsü altında yer alan, kaynakça yazısına tıklayalım. Açılan ekrandan, hazır şablonlardan birisini seçelim. Yazı içinde belirttiğimiz kaynaklarımız yazı sonunda listelenmiş oldu. İçeriğinize kaynak ekledikçe veya düzenleme yaptıkça, alıntıları ve kaynakları güncelle yazısına tıklamanız yeterli olacaktır. Örneğin, dokümana sonradan bir kaynak ekliyorum ve ekleme işlemim bittikten sonra, başvurular bölümüne tıklayıp tabloyu güncelliyorum. Sonradan eklediğim başvuru kaynağım, listeye otomatik eklenmiş oldu. Başvuruların altında yer alan, Kaynakları Yönet bölümünden, eklediğiniz kaynaklarınızı toplu silebilir ve düzenleyebilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.